Soru biraz şey bir soru, yakıcı bir soru. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili kardeşim, şunu söyleyeyim. Aslında El Kahhar ismini biz nasıl anlıyoruz? Bu önemli. El Kahhar deyince kahredici, yani karşıdakini mahvedici bir şey anlıyoruz. Oysa kahr şu demektir: onun üzerinde otorite kurup onun üzerinde galebe çalmak demektir. Allah'a galebe çalan olabilir mi? Allah'la savaşıp da galip gelen olmuş mudur? Allah üzerinde otorite kuran olabilir mi? Allah her şeyin üzerinde otorite kurar. Bu anlamda ya kahhar demek, ya Rabbi otoriteni bu mesele, bu kul, bu kullar üzerinde de kullan demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bir beddua değil aslında. Bu bir beddua değil. Bu bir duadır aslında. Bu anlamıyla Allah'ın otoritesi altına alması. Müslüman olmak Allah'ın otoritesine teslim olmak demektir zaten, değil mi? Allah'ın otoritesine. Yani bir Allah şu anda Kahhar ismiyle bize tecelli etti. Biz onun otoritesine boyun eğdik. Bakınız, ters köşe oldu biraz. Ama inanın Kahhar isminin anlamı bu. Yani Allah'ın otoritesine, ha dünyada Allah'ın otoritesine teslim olmayanlar var. Peki ne olacak? Ahirette mecbur olacak. İşte ahirette Maliki Yevmiddin diyordu ya, din gününün yegane maliki, hakimi, sultanı, padişahı odur. Niye diyor, niye diyor? Hesap günü demek oradaki din günü. Yani dünyada otoritesine gönüllü teslim olmayanlar ahirette otoritesine mecburen teslim olacaklar demektir. Onun için kaçış yok güzel kardeşim. Biz vazifemizi yapalım. Biz vazifemizi yapalım. Görevimizi yaparsak göreceksin. Allah'ı hep yardım edici olarak bulacağız. Allah'ın izniyle. Teşekkür ediyorum hocam.